Türkiye'nin pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Edirne'de üretici için hasadın ardından çelteyi kurutma mesaisi başladı. Çiftçilerin 4 ay boyunca farklı safhalardan geçirerek yetiştirdiği çelteğin pirinç haline gelmesi için çabaları sürüyor. Üreticiler hasat ettikleri çelteği römorklarla kömürle çalışan kurutma makinelerine getiriyor. Silo tipi makinelerde 60 derecelik ısı yardımıyla belirli bir nem seviyesine düşürülen çeltikler tüccarlara satılmak üzere hazır hale getiriliyor. Çeltik fabrikalarına giden kabuklu çeltik, kavuz adı verilen kabuklarından ayrılması ve parlatılması sonrası pirinç haline geliyor. Üretici Özcan Çetin de 10 ton çeltik kapasitesi olan bir makinede çeltikteki kurutma işleminin 10 saat sürdüğünü söyledi. Çeltik gerçekten çok meşakkatli bir iş. Hani yaklaşık 120-130 gün tarlada uğraşıyoruz. Hasat olgunluğuna ulaştıktan sonra da tarlada biçtiğimiz mahsulü şu çeltik kurutması dediğimiz makinelere getirip yaklaşık 30 rutubetten 14-15 rutubete düşürüyoruz. Bu şekilde hani tüccara satılacak hale getiriyoruz. Gelen yaş çeltik devir daim olarak kurutuluyor. 14-15 rutubete gelene kadar kuruma işlemi devam ediyor. Bu da yaklaşık 10-12 saat sürüyor. 60 derece sıcaklık veriyoruz kazanın içine. Gerçi daha fazla oluyor ama bizim verdiğimiz sıcaklık 60 derece. O kadar sıcaklık veriyoruz. Kaç saat sürüyor böyle bir çeltiğin? 10-12 saat arası sürüyor. Çeltiğin yaşlığına bağlı, rutubetine bağlı ama normal 10-12 saat. Olgunlaştıkça bu süre kısalıyor. 6 saate, 5 saate kadar düşüyor.